İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyazan Haber'e hoş geldiniz. 15 Haziran Salı bugün ve günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Beyazan Haber başlıyor. Düne döneceğiz. Belçika'nın başkenti Brüksel'e. Tüm dünyanın gözü Brüksel'deydi dün. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la uzun süredir merakla beklenen buluşması gerçekleşti. İkili Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından İlk kez yüz yüze görüştü. Görüşme kapalı kapılar ardında bir buçuk saat sürdü. İşte detaylar. Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Tarihi buluşmayı işte bu sözlerle değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yararlı ve samimi bir görüşme oldu dedi. Ben kendisini de ayrıca tabii... Türkiye'ye davet ettim. Tüm dünyanın gözü Brüksel'deydi dün. 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği zirve sona erdi. NATO 2030 sürecine ilişkin önemli kararların alındığı zirvemizi tamamladık. Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. NATO karargahındaki zirve öncesi kritik görüşmeler yaptı Cumhurbaşkanı. Baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı ve uzun süredir merakla beklenen o kritik görüşme. Zirve vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la Türkiye saatiyle 19'da bir araya geldi. İkili Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Tarihi görüşmede çarpıcı bir detayda gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan masaya işte bu kitabı koydu. İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesi isimli kitabı Amerikan Başkanı Joe Biden'a verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 90 sayfalık kitapta Türkiye'nin PKK, YPG, IŞİD gibi terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı Biden'a vermesi diplomatik bir mesaj olarak yorumlandı. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. İki liderin baş başa görüşmesi 45 dakika sürdü ve kameraların karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine İşbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi ve F-35'ler konusu görüşmenin en kritik başlıklarından biriydi. S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Amerika'nın YPG'ye verdiği destek konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri de ilk ağızdan muhatabına iletildi. Gerek zirve hitabımızda gerekse ikili görüşmelerimizde PYD PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdi. Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havaalanı güvenliğini sağlama önerisi de kritik görüşmede ele alındı. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Erdoğan'a görüşmede 1915 olaylarının gündeme gelip gelmediği de soruldu. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi.